Bugün GNC Makine Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi en son tabii sizinle konuştuğumuzda koşullar bu kadar sıkılaşmamıştı aslında. Faiz artırımlarından elbette bahsediyorum. Bir miktar tabii artık böyle üst üste birkaç aydır sanayide daralmanın olduğu, içeride biraz artık yavaş yavaş perakende satışların daraldığı bir sürece girildi. Evet. Dünyada zaten sıkılaşıyor. Yani daha doğrusu artık zirveleri de belki orada görmüş olabiliriz. Şimdi nasıl etkiliyor? Önce onu sorayım. Makine sektöründeki son görünüm nasıl? Sizden dinleyelim. Evet, yaklaşık sanıyorum 1,5-2 ay öncesinde görüşmüştük bu konuyu ve bizim o zamanki verileri değerlendirdiğimiz zaman da tedbirli ve ılımlı kelimesini kullanmıştık. Çünkü o zaman aslında verilerin bu doğrultuda ilerleyeceğine dair bazı sinyaller alıyorduk. Hem işsizlik tarafında hem sanayi ciro endeksinde ve aynı zamanda üretim endeksinde. Şimdi son 2 ayı değerlendirdiğimiz zaman %0,8 daralmanın hemen ardından bir aslında 0,1 yine eksi de kapatan bir sanayi ciro endeksiyle karşılaştık. Fakat bunu biz şöyle değerlendiriyoruz. Daha doğrusu bunu belki de biraz sebeplerinden konuşmamız lazım. O zaman konuştuğumuz bazı problemler vardı. Bunlar işte yüksek faiz, yüksek enflasyon, enerji tarafındaki bir takım problemlerin devamı. Bugün geldiğimiz noktada aslında bunlar çok da değişiklik göstermeden devam ediyor. Fakat ben bunların en tepesinde odaklandığım taraf hala yine finansman konusu. Çünkü finansmanla ilgili problemlerimiz sanayi tarafında devam ediyor. Çünkü sanayide bizim satmış olduğumuz, pazarlamasını yapmış olduğumuz sektöre kazandırdığımız makineler genellikle birer yatırım aracı. Yani bugün yatırımını yaptıktan belli bir süre sonra ancak finansmanı tamamladığınız, amortismanı tamamladığınız üniteler. Fakat şu anda faizlerin bu para politikasının sıkılaşmasıyla birlikte faizlerin yükselmesi bu makinalarla alakalı yatırım sürecini tabii negatif etkiliyor. Yatırımın maliyetinin artması dolaylı olarak aslında karlılığı da düşürmesine sebep oluyor. Öbür taraftan da sanayide gerçekten reel bir daralmanın da olduğunu biz aslında hissediyoruz. Her ne kadar sektör bazı değişkenlik gösteriyor olsa da özellikle bazı sektörlerde daralma devam ediyor. Bizim İhracatçıların desteklenmesi mesela Exim Bank kredileri, bunlardan size geri dönüşler çok yansıyabiliyor mu bu anlamda? Yani o verilen krediler yatırıma mı dönüyor acaba, yoksa daha çok işte öz sermaye tarafında farklı alanlarda mı acaba kullanılıyor? Ne dersiniz? Çok güzel bir soru bu. Tabii şimdi şirketlerin yeteri kadar kar edemiyor olması, özellikle sanayi şirketlerinin yeteri kadar kar edemiyor olması problemin birinci önceliğini yatırımdan daha ziyade işletmeyle ilgili, işletme sermayesiyle ilgili tarafa kaynakların aktarılmasına sebep oluyor. O nedenle aslında verilen destekler daha çok şu anda işletme sermayelerini desteklemek adına, bilançoları düzeltmek adına kullanılıyor. Bunu tabii bütünüyle böyledir demek de çok doğru değil. Çünkü aynı zamanda verilen bu destekler yatırıma da dönüşüyor. Yani bu konuda takibin iyi yapıldığını ve gerçekten sanayi şirketlerinin bunu iyi değerlendirdiğini düşünüyorum açıkçası. Fakat yeterli mi? Konu bu. Şu anda ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da dünyadaki rekabet süreci giderek artıyor. Yani bir dönem Çin'i konuşuyorduk, pandemi döneminde Çin'i konuşuyorduk. Etkisizleşen ya da etkisinin azaldığını konuştuğumuz bir Çin vardı üretim ve sanayi tarafında. Fakat çok hızlı toparlanan bir Çin'i şu anda karşımızda görüyoruz. Dolayısıyla aslında önemli rakiplerimizden bir tanesi de bugün Çin. Çin sadece bizi değil, tüm dünyayı üretim adına tehdit ediyor baktığımız zaman. Ve oradaki maliyetlerin çok düşük olması, Türkiye'nin rekabet gücünü, Türk sanayisinin rekabet gücünü giderek azaltıyor. Dolayısıyla yatırım olmadan üretimin büyümesi ya da rekabet etme şansımız maalesef ortadan kalkıyor. Makine sektöründe de en zorlayıcı yine Çin mi oluyor? Yani Çin menşeli makinelerle mi daha çok rekabet etmeye çalışıyorsunuz? Çünkü Tayvan da çok konuşuluyordu mesela, onu da merak ettim. Bu güzel bir soru. Sektör analizlerine baktığımız zaman aslında bundan 4 yıl, 5 yıl öncesine kadar Çin menşeli ürünlerin, bizim sektördeki Çin menşeli ürünlerin pazar paylarının çok olmadığını, çok talep görmediğini ve tercih edilmediği tarafındaydık. Çünkü sanayicilerin beklentilerini henüz karşılayabilecek seviyede değildi. Burada daha çok pazarı domine edenin Tayvan ve onun üzerinde Japonya ve Almanya menşeli ürünler olduğunu görüyorduk. Fakat son 2 yılda burada ciddi bir değişim söz konusu oldu ve Çin menşeli ürünlerin pazar paylarını yaklaşık
%200 arttırdığını görüyoruz. Son kaç senede? Son iki senedir. Son iki senedir %100, %100 olarak artıyor. Aynen öyle. Ama bir de şöyle bakalım konuya. Yani bugün Çin sadece bizim sektör tarafında değil, otomotivde de aynı şekilde çok ciddi bir atılım yapmış durumda. Bence sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'daki birçok ülkeyi de tehdit ediyor bu anlamda. Yani bir takım... Tabii şu an otomotiv sektöründe de benzer bir hadise var dediğiniz gibi. Kesinlikle. Bizde de aynı şekilde var. Ama bunu tabii şu anda pazarı alıyorlar ya da pazarda büyük bir pay alıyorlar demek için çok çok erken. Çünkü yine bizim sektördeki bu makinelerin kısa vadede sonuçlarının, verimlilik sonuçlarının ortaya çıkması pek mümkün değil. Ben şöyle şunu bu şekilde yorumluyorum. Diyorum ki ilk önce sanayicilerimiz bu menşeli ürünleri aslında deneyecekler. Denedikten bir süre sonra eğer beklentilerin karşılandığını görürlerse evet o zaman pazar payının büyük bir kısmını kalıcı hale gelecektir diye düşünüyorum. Ne kadar fiyat avantajı oluşuyor mesela? Yaklaşık %20. %20. Aslında bu da şu anda ekonomik verilerin bir sonucu. Biraz da öyle değerlendirmek lazım. Şu anda finansal bir daralma var. Yani kredi bulmakla alakalı ciddi bir problem var. Ama bir taraftan da devam eden bir talep var. Yani sanayi tarafında devam eden bir talep var. Bunu verilerle aslında görüyoruz. Şimdi ne yapacak sanayici? Bir yatırım yapmaya devam edecek. Bu sefer tehditlerin ve maliyetlerin hepsini bir kenara bırakıp ya da onlarla beraber düşünüp daha ekonomik ürünlere yönelme tarafında bir eğilim gösteriyor. Burada da Çin alternatifi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bugün Çin menşeli ürünlerin pazar payını artırmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Yani daha ekonomik olmaları, daha ulaşılabilir olmaları gibi bir takım avantajlar var. Aslında tabii sizin gibi firmalar kendi finansmanını da sağlıyor bir yandan. Ama tabii her makine üreticisi ya da distribütör diyelim aynı koşullara elbette sahip olamıyor. Sizin mesela finansman koşullarınız ne kadar destekleyici? Bunu da merak ediyorum. Şimdi finansman en başta konuştuğumuz gibi gerçekten büyük bir problem. Daha önce aslında finansman tamamen leasingden yapılıyordu. Yani leasingden firmalar leasing aracılığıyla birlikte yatırım yapıyorlardı. Şu anda ekonomi politikaları bir taraftan leasing kanallarını yani finansman oluşturma kanallarını açtı. Fakat maliyetler tarafında büyük problemler oluşturmaya başladı. Biz bunu gördük. Ve bunu görünce bir takım önlemler aldık. Önlemden daha çok ziyade destek diyelim biz buna. Yani yatırım yapan firmaları desteklemek üzerine bir takım çalışmalarımız oldu. Burada ne yapıyoruz? Burada aslında birkaç finansal kuruluşla masaya oturuyoruz. Bunlarla birlikte biraz bir miktar biz fedakarlık yapıyoruz. Bir miktar onlar fedakarlık yapıyor. Ve olabildiğince makul çerçevede biz müşterilerimizi, yatırım yapan şirketleri, sanayi şirketlerini desteklemeye çalışıyoruz. Piyasa bunun koşullarına göre belki daha avantajlı tabii faiz oranları olabiliyor değil mi? Daha uzun aynen vade öyle gibi mi düşünelim peki? Aslında uzun vade konusu biraz daha farklı bir konu. Evet yani vade tarafında çok büyük bir esneklik sağlayamıyoruz ama toplam maliyet tarafında esneklik sağlayabiliyoruz. Bir de bunun dışında tabii bu konjonktür, şu anki ekonomik konjonktür bizim gibi kapasitesi nispeten rakiplerine göre büyük olan firmalar için de bir sorumluluk getiriyor. O da şu, biz ne yapıyoruz? Bazı müşterilerimizi banka dışı argümanlarla da destekliyoruz. Yani finans kuruluşlarının dışında bazı argümanlarla destekliyoruz. İşte vadelendirmeler yapıyoruz. Kendi bünyemizde bir takım özel ödeme planları sunuyoruz. Ve bunlar genellikle herhangi bir vade farkı içermiyor. Bu tarafta da desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi tabii çok önemli. Bir yandan da bir savaş devam ediyor. Yani şu anda jeopolitik riskleri çok konuşuyoruz. İsrail ve Gazze arasında tüm yaşananlar hem bölgeye hem de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomisine bir şekilde sirayet edecektir. Mesela buradaki gelişmeler şu anda bu anlamda nasıl etkileyecek diye düşünüyorsunuz? Çünkü savunma sanayi tarafında özellikle ciddi başka atılımlar olabileceği de biliniyor. Nasıl okumak gerekiyor bunu makine sektörü açısından? Tabii şu anda yaşanan hadise hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıkan bir hadise. Düne kadar Ukrayna-Rusya savaşını konuşurken, daha buna tam adapte olamamışken, buna bağlı tedbirlerimizi, önlemlerimizi alamamışken, bugün masada bir Gazze gerçeği, bir Filistin-İsrail savaşı gerçeği masada. Savaşın hiçbir sonucu ya da hiçbir koşulu aslında pozitif olarak tabii ki değerlendirilemez. Gördüğümüz tablolar oldukça acı. Ama bir taraftan da bir savaş ekonomisi ve savaş etkisi dediğimiz bir yapı var. Orta Doğu'nun gerginliği aslında Türkiye'yi de daha tedbirli olma yolunda bir eğilime doğru yönlendiriyor. Yani buna şuradan bakabiliriz, Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımına.
16 milyar dolar civarında seyreden savunma sanayi bütçesi bu yıl itibariyle 40,5 milyon dolar, yani yaklaşık %250'lik bir artışla 40,5 milyar dolara çekilmiş durumda. Aslında bu sanayi tarafından şunu bize söylüyor, şunu bize gösteriyor. 2024 yılında sektöre liderlik edecek, sanayiye liderlik edecek sektörlerin başına yine savunma sanayi geliyor gibi görünüyor. Çünkü hükümetin de bu konuda savunma sanayini destekleyen, zaten bütçeden bunu görüyoruz, aktardığı bütçeden bunu anlayabiliyoruz. Politikaların olduğunu, söylemleri zaten masada sürekli var. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde evet, bir şekilde bu üretime yansıyacak. Kesinlikle yansıyacak. Bir de savaşın tabii hani yıkılan ekonomilerin tekrar toparlanması için bir oluşturduğu bir ekosistem var. Yani bugün yıkılmış bir şehir Gazze baktığınız zaman ve harcanmış tonlarca mühimmat söz konusu. Bunlar bir şekilde tekrar yerine konacak dünya tarafından baktığınız zaman. Yani savaşın aslında aynı zamanda bir ekonomik hareketliliği tetiklemesi de çok olası. Her ne kadar yine biz bu sonuçları, bu pozitif gibi görünen sonuçları istemiyor da olsak savaşa rağmen. Ama bunlar da bu işin gerçekleri. Tabii. Peki önümüzdeki dönemde özellikle makine sektörüne ilişkin, şimdi bizim mesela dünyada işte biz neye aslında en çok aşinaydık? ABD ile Çin arasındaki işte gerilimler, değil mi, gerilimler. Fakat artık dünyaya da sirayet eden Çin etkisini artık hep konuşuyoruz. Özellikle Türkiye'de de mesela bunu dediğiniz gibi otomotiv sektöründe, makine sektöründe A'dan Z'ye, yani pandemi döneminde bir iyimserlik oluşmuştu. Evet. İşte Çin burada tedarik zincirleri kırıldı, Türkiye'ye bir kayış olacak diye, maalesef korunamadı. Hem enflasyonun etkisi, tabii pahalılık dolayısıyla, yani fiyat rekabet avantajını kaybeden çok fazla sektör oldu. Başta tekstil elbette. Bundan sonrası için ne yapılabilir sizce? Yani burada mesela devlet eliyle özellikle Türk makine sektörü adına nasıl bir destekleme olabilir? Veya işte mesela Çin ürünleriyle ilgili olarak elbette bir yasaklama çok hani uygun olmuyor o anlamda Dünya Ticaret Örgütü nezdinde, ama ne düşünüyorsunuz mesela? Tabii ki bir yasak söz konusu değil. Bu doğru da bir hamle olmaz. Sonuçta serbest piyasa ekonomisi içinde faaliyet gösteriyoruz, üretim yapıyoruz baktığınız zaman. Uzun zamanda dillendirilen aslında bir yeşil mutabakat süreci var. Yani yeşil mutabakat sürecinde işte doğa, çevre gibi birçok faktörün ön plana konduğu, üretim teknolojilerinin daha verimli hale getirildiği bir süreç söz konusu. Bu süreçte aslında Çin'in üretim nispeten üretim kalitesinin biraz daha frenlenebildiği bir önlem olarak da ben görüyorum. Çünkü şu anda Çin tarafında yapılan üretimin bir Avrupa tarafında yapılan veya Türkiye tarafında yapılan bir üretim kadar bu dediğimiz duyarlılığa sahip olduğunu söyleyemeyiz. Eğer böyle bir standartlaşma oluşursa, bu standart sayesinde, çünkü Türkiye zaten yeşil mutabakata büyük oranda hazırlanıyor ve hazır diyebiliriz. Ama Çin bu tarafta değil. Çünkü yeşil mutabakatın aynı zamanda getirdiği bir takım maliyetler var. Bu maliyetlerle beraber Çin'in bir miktar daha rekabet gücü tarafında negatif etkileneceğini ben düşünüyorum. Ama bahsettiğimiz tabii yapı çok büyük bir yapı Çin anlamında. Her alanda üretim yapıyorlar. Her alanda güçlü ürün ve üretimleri var baktığınız zaman. Ve kaliteyi de nispeten yakalamış durumdalar. Tabii de orada eskiden onu konuşmuyorduk ama son 5-10 yıldır zaten bunu hep artık söylüyoruz. Çünkü aslında tam da ilk sorunun ilk parçasına geleceğim. Strateji burada çok önemli. Yani biz sanayi politikalarını ülke stratejisinin neresine koyuyoruz? Çünkü ilk önce bu sanayi politikalarıyla ilgili stratejiyi net olarak, hedefimizi net olarak belirleyip, daha sonra stratejilerimizi belirleyip, daha sonra da aksiyon planlarını belirlememiz lazım. Tabii ki bunun içinde finansman var. Finansmanla ilgili bir takım çözümlerin oluşturulması var. Bunun içinde ham maddeye erişimdeki maliyetlerin daha uygun hale getirilmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar var. Devletin sağlayabileceği teşvik ve destekler var. Bunların tamamı aslında bir paket. Yani her biri birbirinden eksik olsa bu yine aslında istediğimiz sonuca bizi götürmeyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Şu an özellikle Türkiye'de herhangi bir üretim anlamındaki bir şirketin en çok şu anda zorlandığı husus nedir sizce? Maliyet anlamında soruyorum bunu. Bir kere enerji maliyetlerimiz oldukça yüksek. Hı hı. Yani şu anda üretim yaparken malum kullandığımız yani enerji... Malum yani yıl sonunda yaklaşıyor, hani evet, yeni zamlar da beklendiği için. Oldukça yüksek. Bu tarafta bir sıkıntımız var. Çünkü enerji maliyetleri üretimdeki maliyet direkt olarak etkiliyor. Burada bir düzenlemeye mutlaka ihtiyaç var. Özellikle sanayi tarafında buna ihtiyaç var.
finansmanla ilgili kredilerin... Bir yandan aslında tabii enerji dönüşümü de yapılıyor ama... Daha bunun başındayız. Yani şu anki ihtiyacımızın çok çok gerisindeyiz. Bu dönüşüm hani bugünden yarına hemen bitecek ve bunları maliyetlere yansıtacak. Rekabet tarafını bize avantajlı duruma getirecek duruma henüz vaktimiz var. Orası için erken. Ve bunu zaten herkes yapamıyor. Yani bütün sanayi şirketleri yapamıyor. KOBİ'lerde bu biraz daha problem. Çünkü ciddi bir maliyet. Ama büyük ölçekli sanayi şirketleri zaten bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu taraftan bakabiliriz yani. Peki önümüzdeki dönemde yeni ücret zamları gündeme gelecek. Hani bunlar mesela nasıl düşünülüyor? Özellikle çalışan bulma hususunda sizdeki istihdam koşulları ne anlatıyor? Ben hemen hemen tüm reel sektör paydaşlarıyla işte konuştuğumda çalışan bulmakta tabii zorlanıldığı özellikle hep belirtilir. Özellikle İstanbul gibi çünkü şehirlerde malum yani hayat maliyetleri çok arttı. Dolayısıyla bir tersine göç de bazı bölgelerde özellikle oluyor. Nasıl şu anda sizdeki durum? Şimdi biz sanayi tarafında o kadar farklı bir boyuttayız ki daha önce nitelikli insan gücünü konuşuyorduk. Şu anda konu biraz daha farklı bir boyuta taşındı. Nitelikli veya niteliksiz. Sanayide yer almak isteyen herkese çok ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönem tabii enflasyon süreci devam ediyor. Enflasyonist dönem devam ediyor. Bununla alakalı biz yenice makine olarak gerekli olan bütün düzenlemeleri çalışan personelimiz tarafında en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bir de şu boyutu var. Oradan da bakmak lazım. Sadece maddi imkanlar çalışan personeli şirketlerde tutmaya, istihdam etmeye yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra birçok unsur var. Yani manevi unsurlar da var. Şirket tabii ortamının çalışmaya çok uygun olması, değer görme gibi birçok kriter aslında bir şirkette çalışmaya olanak veriyor ya da vermiyor. Ama bizim sektör bu konuda zaten bir miktar sıkıntılı. Çünkü sanayi diyoruz. Sanayi evet. Dediğimiz zaman oluşan algı maalesef bu anlamda çok çok da güzel değil. Evet. Bizim bu konuda yapmamız gereken bir şey var. Bu da sanayi ve üretimi aslında ne kadar kıymetli ve değerli bir şey olduğunu, insan hayatına ne kadar çok dokunduğunu tüm yeni gelen kuşağa aktarmamız lazım ki bu tarafta bilgi alaka oluşturalım, talep evet. oluşturalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. GNC makineyi ağırladık bugün efendim. 30 dakikayı noktalıyoruz. Saat 13'te otomotiv zirvesiyle tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.